görünen veya gösterilenlerin değil, işin özüne inileceği bir program. Sözlerin hakikatlerle dillerden döküleceği bir program. Bilinmeyen gerçeklerin öz bir şekilde anlatılacağı bir program. Sözlerin öz olduğu, Sözün Özü programı her çarşamba sizler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli FM TV izleyenleri, Sözün Özü programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de inşallah sizlerle birlikte önemli konulara değinerek yine tarihimizin ve güncel konularla birlikte yine karşınızda olacağız inşallah kıymetli izleyiciler. Hemen iletişim adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. Bugün programa hızlı bir giriş yapacağız. 0216 488 0488 numaralı hattan bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Diğer yandan 0530 234 0488 numaralı hattan da bizlere WhatsApp'tan veya normal mesaj yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz kıymetli izleyiciler. WhatsApp ekranına dokundum. WhatsApp sayfamı açtım kıymetli izleyenler. Sizlerden gelen mesajları İnşallah buradan okumaya çalışacağım. Ekranım karşısında sizlerden mesajlarınızı bekliyoruz. Çünkü sizlerin sözcüsüyüz biz burada. Öz bir şekilde konulara değinmeye çalışıyoruz. Bugün konumuzdan bahsedecek olursak kıymetli izleyiciler. Bugün konumuz Orta Doğu. Orta Doğu'nun bu hale gelişi. Diğer yandan bizim geçmişimize değineceğiz. Ve geçmişimizde biz nasıl biz olduk? Bunu anlatacağız sizlere. Biz nasıl biz olduk? Bunu anlatacağız. Sonrasında diyeceğiz ki bizi nasıl bizlikten koparmaya çalışıyorlar ve şu an ne boyuttayız, bunları aktarmaya çalışacağız inşallah bugün Sözün Özü programında. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen konuklarıma dönüyorum. Rıdvan hocamızla ve Emre hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah. Allah'a şükür. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Emre hocam siz nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. O kadar soruyorduk. O kadar soruyorduk. Kimse bize nasılsınız diye sormuyordu hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, bir sunucu olduğumuzdan dolayı. Doğrudur ya. Hiç daha sunucuların nasıl olduğuna kimse ilgilenmez. Evet. Teşekkür ederim. Sizler hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum bütün izleyenlerimize. İnşallah yine bu hafta en önemli konuları seçip hem tarihimizden hem kültürümüzden, medeniyetimizden bilgiler vererek hem de Kur'an-ı Kerim ölçülerinde inşallah anlatmaya çalışacağız. İnşallah hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kıymetli izleyiciler, dediğimiz gibi biz nasıl biz olduk? Emre hocamızla yine başlayacağız konulara. Biz gerçekten dağınık Türkler dediğimiz devletler nasıl yani Müslümanlar nasıl devlet oldu? Biraz buradan başlayalım. Biliyorsunuz yine konuyu Orta Doğu'ya geçeceğiz, getireceğiz, referanduma değineceğiz, yine gündemle alakalı bilgiler paylaşmaya çalışacağız izleyicilerimizle ama biz nasıl biz olduk hocam? Evet. Şimdi şöyle yani konumuzu anlatmamız gerekirse yani Orta Doğu'da özellikle Anadolu'da Türklerin dağınık bir şekilde yaşayarak devletleşmesi bu nasıl oldu? Evet. Bunu izah etmeye çalışacağız. Evvela şu ayet-i kerimeyle başlamak istiyorum. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve adıyullaha ve rasulehu ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum vasbiru innallaha ma'as sabirin. Şimdi Mevla Teala buyuruyor ki Enfal suresinde Allah'a ve Resulüne itaat ediniz buyuruyor. İtaat edin. Birinci şart bu, itaat. Allah'a ve Resulüne itaat edip sırf onun dini uğrunda bir insan ayağa kalkarak mücadelesini, kendi varlığını, Allah'ın dininin varlığı için feda ederse mutlaka mutlak zafere Allah tarafından erişecektir. İkincisi, وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَازَعُوا Mevla Teala kesinlikle çekişmeyin buyuruyor. Birbirinizin fitnesini yapmayın, birbirinize düşmeyin buyuruyor. Eğer böyle olursanız rüzgarınız gider. Buna şöyle mana veriyorlar. Gücünüz kaybolur, farklı manalarda devletiniz gider. Yani sizin bir devletiniz olmaz. Ne olursunuz yeryüzünde
birbiriyle uğraşan, birbirini öldüren, birbiriyle çekişen paçavra bir hale kalırsınız. Çünkü birbiriyle uğraşanlar asla dertleri, gönülleri Allah için çarpmıyor. Allah'ın yardımı tecelli etmiyor. Etmediği için de bir çare bir halde kalıyorlar. Sabredin ve sabredenlerle Allah beraberdir. Bu ayet-i kerimenin sonu da arada bu işlere karışmayıp işlerin düzelmesini bekleyen, yani bizler için inşallah bir müjdedir diyelim. Şimdi Anadolu'da tabii bir sürü Selçuklu zamanından, yani aşağı yukarı... Bir hocam sözünüzü kesiyorum ama ayetin kaçıncı ayet onu da söylerseniz hani izle Enfal iste. Suresinin 46. ayeti kerimesi. İnşallah. Yani Enfal suresini söylemiştik zaten sayfa başı. Evet. Şimdi özellikle 960'lı yıllarda Selçuklu Devleti'nin yavaş yavaş oluşması, kurulması vesaire, bakıyorsunuz o zaman insanlarda bir Müslüman olma var. Yani Müslüman oluyorlar. Evet. Ve Müslüman oluyorlar, Bizans'ın karşısına birlik olarak çıkıyorlar. Anadolu'nun işte Van, Kars taraflarından oralara alıyorlar. Daha sonra Selçuklu Devleti Sultan Alparslan'la birlikte güçlü bir ordu üzerinde birleşiyor. Ordusuna yüzlerce, binlerce insan katılıyor ama karşısına çıkan düşman, yani Bizans'a, Rum orduları ise daha fazla. Böyle olmasına rağmen bakın Sultan Alparslan'ın çok özel duası var. Allah'tan yardım istiyor. Mücahitleri, müminleri yardımıyla desteklemesini bekliyor. Ve o zamanki şartlarda halife dua ediyor, hutbelerde onun adına hutbe okuyor. Ve bir bakıyorsunuz Malazgirt'te 1071 yılında yapılan savaş ve akabinde yapılan savaşlarda o zamanki Müslümanlar, yani Selçuklu Devleti kazanıyor. Şimdi kazandıkça, yani cihad ettikçe birlik pekişiyor. Müminlerin imanı daha fazla pekişiyor. Ve bu pekişmenin akabinde Allah hep zafer ve adım nasip ediyor. İleri ileri Konya'ya kadar ve daha ilerisine kadar, Bilecik'e kadar geliyorlar. Ama bakıyorsunuz ne zaman ki birbiriyle çekişmişler, darman duman olmuşlar. Bir taraftan Bizans kafiri tepelerine binmiş, öbür taraftan Moğollar istila etmiş, güçlerini zayıflatmışlar. Ne zaman Allah'a karşı tevekkül içinde, samimiyetle cihat ederlerse hep kazanmışız. Bugünkü sıkıntılarımızdan en büyüğü bu. Biz mücadele etmediğimiz için birleşemiyoruz. O gün nasıl ki o Anadolu topraklarında dağınık olan ve Anadolu topraklarından da daha öncesi dağınık olanlar hiçbir şey yapamıyorduysa, bugün de aynı şekilde aynı şeyleri yaşıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Peki nasıl devlet oldular sorusuna gelindiğinde, cihatla devlet oldular. Büyük sultanlar, mesela tarihte büyük sultan, mesela Sultan Alparslan diyoruz. Ondan sonra ne bileyim Ertuğrul Gazi diyoruz. Ne bileyim Osman Gazi, Orhan Gazi diyoruz. Murat Hüdavendigâr diyoruz. Aklımızda kalanlara böyle baktığımız zaman Fatih Sultan Mehmet diyoruz. Akabinde Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman diyoruz. Abdülhamit diyoruz. Yani bir sürü saltanat sahibinden belki birkaç tanesini sayabiliyoruz. Büyük sultanlar. Neden büyük sultan olmuşlar? Çok fazla mücadele ettikleri için. Ne kadar cihad ettilerse o kadar devletleri büyümüş, birlik olmuşlar. Devlet vatana dönüşmüş. Yani topraklar vatana dönüşmüş. Koca bir devlete, imparatorluğa dönüşmüş. Bizim buradaki en büyük eksiğimiz, biz birbirimizle çok çekişiyoruz. Aşırı derecede siyaset var içimizde. Efendim, çekişme var. Bir ifadesi var ya, 1,5 milyar Müslümanız ama bir mahalle hükmümüz yok. Yok. Neden kaynaklanıyor? Çünkü herkes birbiriyle çekişiyor. Peki bunun sebebi nedir hocam sizce? Niye herkes, yani cemaatimizin içine bile suret etmiş bir olay bu. Hani bizim cemaatimizin içinde bile birbirimizi bir çekememezlik var. Hani açılmıyorum, birlik kapalı. Sağlamıyor. Hani birlik sağlamıyor. Bir şekilde bir araya gelemiyoruz. Birileri bizi bir araya getirmiyor.
Tamam, birileri bizi bir araya getirmiyor. Yani İngiliz'i, Amerika'sı aramıza fitne sokuyor ama neden bunun önüne geçilmiyor hala? Yani benim tek anladığım belli başlı birkaç kişinin birilerinin popoflayarak, dış güçlerin popoflayarak gündeme çıkardığı olayın sözcüsü gibi gözüken birkaç kişinin egosu kırılmasın diye burada hem bizim cemaat içimizde hem Türkiye'nin tamamında da bu olay geçerli. Bütün Müslümanlardan da aynı hocam. Ya her diyorum ya her yerde bu olay geçerli. Birkaç kişinin egosu veya ters görüşü yüzünden halk mağdur durumda. Benim kendi görebildiğim bu. Kısaca anlatabildiğim bu. Sizce nedir hocam hani? Şimdi bakın demin tamam, anlattığımız üzere. Bir şeyler anlatıyoruz ama şimdi noktayı da koyalım. Demin yani. Anlattığımız üzere biz ne zaman birlik olup cihad ettiysek kaliteli bir devlet haline geldik. Tarih bunu gösteriyor. Şimdi tarih bunu gösteriyor. O zaman bunu fertlere ve kurumlara indirelim. Birlik çatısı kurulmalı. Fitneciler olacak mı, münafıklar olacak mı? Olacak. Onlar zaten işi karıştıranlar. Birliği bozan, fitneyi çıkartan, menfaatleri için bir efendim dünyayı yakmaktan çekinmeyecek olanlar fitnebazlar. Menfaat perestler, münafıklar. Bunların yok edilip cihad edilmeli. Yani mücadele edilmeli. Cihadın manası mücadele etmek anlamındadır. Mücadele verilmeli. Ne mücadelesi verilmeli? İkbal mücadelesi değil, saltanat mücadelesi değil. Allah için adım atma mücadelesi. Daha yeni Sultan Alparslan'ın Malazgirt'e girmeden önceki savaşına baktığımızda hakikaten büyük bir şekilde dua ederek yani gönlünde sırf Allah için bu adımı attığı bunu görüyorsunuz. Ve bakıyorsunuz Allah yardım ediyor. İşte böyle yardım geliyor. Ama sahabelerden baktığımız zaman bakıyorsunuz Huneyn'e çıkıyoruz. Bazıları diyor ki ya bizi daha kimse yenemez diyor. Gururlanıyorlar. Bazıları diyor ki ya biz kaybetmeyiz o kadar kazandık. Sanki kendilerinin başarısıymış gibi. Allah hemen ellerinden zafer alıyor. Ve ortalık bir anda kargaşaya dönüyor. İşte hep bu Allah'a tevekkül edememenin, Allah için mücadele edememenin sebeplerinden kaynaklanıyor. Peki biz bunu nasıl düzelteceğiz? Diyorum ya birlik çatısını mutlaka oluşturmamız lazım. Arada bunu bozmaya çalışanların da yok edilmesi lazım. Başka bunun çaresi yok. Bakın koca sultanların hayatına bakalım. Örneğin Kanuni'nin hayatına. Kendi öz evladı Şehzade Mustafa. İran'la işte o günkü Safavi devletiyle ilişkileri ortaya çıkıyor. Babasına yani devletine ihanet ettiği belgeleniyor ve Kanuni Sultan Süleyman derhal oğlunun infazının emrini veriyor. Yani bu benim oğlum ya falan değil. Ama kesinlikle değil, yani hocam merhamet bir yok. Ters parantez yapalım burada. Yani olay öyle bir boyutta ki tamam birleşelim ama sizin bu anlattığınız yapılması gereken olayı bu ülkede insanlara öyle bir sundular ki diziyle birlikte bu yapılması gereken olay bir hainlikmiş, bir suçmuş. İşte olay öyle bir ambiyanslandı, öyle müzikler koyuldu, öyle olaylara girildi, öyle efektler verildi ki insanlar yumruğunu sıktı Kanuni nasıl böyle bir şey yapar diye. Hani adamlar ama bu kadar şimdi, büyük çalışıyor. Biz misal olsun diye bunu anlatıyoruz. Tamam işte. Şimdi bakın o devirde o zamanki koşulların ama cezası hocam buydu. Biz şunu diyoruz. Bizim zamanımız, bizim kurumlarımız, bizim sistemimizle alakalı cezalar bu değil. Bunu yani bunu yanlış anlamayalım. Şimdi biz hocam, bugün farklı şeylerle geleceğiz. Burada biraz caydırıcılık çok önemli. Yani siz diyorsunuz ya hocam fitne çıkaran, devleti bölmek için mücadele eden, işte devletin sanki emellerine mesela cemaatlerin arasını bölmeye çalışanlardan. Yok, şu an Osmanlı'dan bahsediyorum. Devleti bölmek isteyenlere karşı yapılan hareketin tamamen caydırıcılık olduğunu görüyoruz. Her ne kadar oğlun da olursa olsun bu devlete hainlik yaptıysan, bu devletin arkasında iş çevirdiysen sen diğerlerine örnek teşkil edersin. Diğerlerine örnek teşkil etme diye bir caydırıcı cezayı ortada görüyoruz. Evet. Bugün hani fitneyi çıkartanlar, fitne ifade kullananlar, bugün hani yine gündemimize bakacak, güncel konularla konuşacak olursak yine işte solcu gazetelerin ülkemizdeki yaptığı fitneleri, algı operasyonlarını
Bakın sadece cihat kelimesini kullandınız değil mi? Cihadın bir mücadele olduğunu anlatıyorsunuz. Evet. Cihadın Allah yolunda bir mücadele vermek, maddi ve manevi. Yeri geldi vatanımız için mücadele ettik 15 Temmuz'da, bu da bir cihattır. Tabii. Ama çıktık Allah ve Resulünü anlattık, Allah'ın emir ve yasaklarını anlattık, bu da bir cihattır. Ama bugün nasıl yansıttılar senelerce cihadı? Hala da okullara girecek diye algı operasyonları, evet, yapıyorlar mı, yapmıyorlar, evet, mı? Yapıyorlar. Şimdi bu fitneyi çıkaranlara caydırıcı cezayı vermediği müddetçe sen bu fitneyi yayanlara karşı ne hareket yapmış şimdi olacaksın? Hocam senin söylemek istediğin şey tamam, anlıyorum. Cumhuriyet sisteminde biraz zor. Demokrasi sisteminde, hayır, biraz zor. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi diyorsunuz ya ceza değil. Anlamayana anlatım yolu. Yani emir bil maruf yolu. Öğretme yolunu seçeceğiz. Mesela bugün şeriat kelimesi, tarikat kelimesi, cihat kelimesi, bunlar İslam'ın en ana temel terimleridir. Bunlar ıstılahlarıdır. Çok önemli kelimelerdir bunlar. Bunların altında çok önemli ayetler, hadisler, İslam tarihi yatmaktadır. Bu kelimelerin altında. Şimdi en basit cihat kelimesini ele alalım. Cihat manası mücadele etmek. Peygamberin hayatı, sahabelerin hayatı, tarih boyu İslam için mücadele eden örneklerin ortaya koyduğu hayatlar. Bunların hepsi kitaplaştırılıp Kur'an'dan ayetlerle ortaya bir kitap hazırlanabilir. Şimdi bugün istemiyorlar. Cihadı kabul etmeyiz, okullara sokmayız diyorlar. Bunlara en güzel cevap, en güzel ceza şudur. Onlar istemediği halde onu hazırlayıp, ortaya koyup buna öğretmektir. Öğrettiğin takdirde senin kafandaki algı, hani onun kafasında var ya işte cihat dediğin zaman adamın IŞİD aklına geliyor. Bunun olmadığını eserinle göstereceksin. Bak cihat bu işte, gördün mü? Tarikat bu işte, gördün mü? İşte ne bileyim şeriat bu işte, gördün mü? Dediğin zaman bu karşındaki bile diyecek ki gerçekten buymuş diyecek. İşte en azından yani, münafık değilse bunu söyleyecek şimdi yani. Hocam yaklaşık kaç yıllık bir köklü algı operasyonundan bahsediyoruz. Öyle basit bir değil, algı operasyonu. Bunlar çok büyük çalışılmış bir proje yani. Biz bugün milli eğitim sistemimize baktığımızda da hani yine her ne kadar işte Milli Eğitim Bakanı açıklama yapıyor, işte şu kadar yerli olduk, bu kadar yerli olduk ama biraz maddi eğitimin madde ön planda olduğunu görüyoruz. Yani çocuklara şu veriliyor. Kimse kusura bakmasın. Neyse öz bir şekilde biz anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklara şu veriliyor. Evladım sen oku, maddi geliri yüksek olan, ha bu olmasın denilmiyor, yanlış anlaşılmasın, bu ifademden bu anlaşılmasın ama maddi geliri yüksek bir mesleğe sahip ol. Hani biraz konu dağılıyor belki ama yani buna çıkıyor hocam yani. Sen bu eğitim sisteminde sen bunu ne kadar verebilirsin? Yani işte burada sen bu eğitim sisteminde bunu ne kadar engelleyebilirsin? Bakın, başta şunu konuştuk. Bakın değil hocam mi? Çareniz çok güzel. Teşekkür şimdi ediyorum. Ama nasıl engelleyeceksin? Şimdi bir dakika. Biz ne dedik? Güçlü bir devlet olan yapılar Allah için adım attılar, cihad ettiler ve kazandılar. Şimdi başımızda bu işi yönetenler, bu işin sahipleri cihat ve Allah için mücadele etme arzusunda değilse zaten düzelmeyecek. O zaman bir düzelme bekleme şansımız yok. Hocam olayı bir ileri boyuta getireyim mi? Yani güzel bir böyle üçlü konuşma oluyor bugün. Biraz farklı oldu ama. Şimdi hep liderlerin tam anlamıyla bu dediklerimizi yapabilecek kadar İslami açıdan düzgün görüşte olması gerektiğini anlatıyoruz. Ama ben size şöyle bir ayet söyleyebilirim. Siz nasılsanız öyle yönetileceksiniz. İşte olayı bitirecek olan belki de liderler değil. Olayı bitirecek olan sizsiniz hocam. Benim şu anda ekran başında bizi izleyenler bütün Türkiye'dir. Bütün İslam alemidir. Evet. Biz ona yakışır bir şekilde hayat süreceğiz. İslami bir hayat, manevi bir hayat, her şeyi yapabilecek bir konuma geleceğiz. Adam gibi İslam'ı yaşayacağız. Ondan sonra zaten Rabbimiz başımıza bu söylediklerimizi devreye sokabilecek liderler getirecek ve bu olay çözülecek. Yani olayın çözümü şu liderde, bu liderde değil. Olayın çözümü aslında bizde. Yanlış mı düşünüyorum? Eyvallah hocam. Onda sıkıntı yok. Ama şurada bizim sıkıntı çektiğimiz konu şu. Hocamız dedi ki hani biz eğer dedi bu fitneleri bitirmek istiyorsak, fitne kavramını ortadan kaldırmak istiyorsak onu, o kavramı anlatacak. O fitne kavramını hani o adamlar köklü bir bakın. Kitaba sokmaya çalışınca bile karşı duranlar. Şunu söylüyorum yani. O fitneyi
kurmak için senelerce uğraştılar. Bakın, senelerce uğraştılar. Terör örgütleri çıkarttılar, milyonlarca insanın canına kastettiler, Müslümanları katlettiler. O cihat kelimesini kötülemek için neler yaptılar, neler. Şimdi sen bu ifadeyi gerçekten akpak bir şekilde yine insanların gözünde şeriat kelimesini, işte hakikat kelimesini, tarikat kelimesini gerçekten güzel bir sunmak, güzel sunmak istiyorsan, hocamız da diyor ki bunun gerçekten eğitimle olacağına inanıyorum diyor. Eğitimsiz bir şey olmaz diyor. Yani o şekilde nesiller yetiştireceksin. O nesillerde o şekilde güzel bir şekilde anlatmış olacak. Pak bir şekilde. O tarikatın, o şeriatın, o cihadın güzelliğini anlatmış olacak diyor. Bu nesli yetiştirmezsen sen kurum olarak, devlet olarak, biz burada devletimizi ifade kullanmıyoruz, yanlış anlaşılmasın yani. Biz eleştiri yapıyoruz, öz eleştiri yapıyoruz. Bunu yapılması gerekiyor yani. Şimdi eğitimde maneviyatın daha ön planda olması eğitimi, lazım. Eğitimde maneviyattan bahsediyoruz. Şu evet. anda cihat konusunda, şeriat konusunda, tarikat konusunda. Bu üç kelime insanlarımızın korktuğu. Bu konularda çocukluğumuzun, yeni neslin güzelce aydınlanması için milli eğitimde bir ekip kuruldu ve yeni bir müfredat hazırlandı. Sizce bu müfredatı hazırlayan çoğunluğu AK Parti mensubu diyelim, İnsanlar, ülkemizdeki sol cenahtaki insanlar ne der diye hiç düşünmeden mi bunu yaptılar? Yaptılar. Yapamadılar. Onlar ne der? Şu ne der? Bu ne der? O ne der? Yaptılar ve onu bunlara göre yaptılar, çıkardılar. Evet. En hafifletilmiş şekilde müfredata koydular. Yine başımızın eti yendi. İşte bu yüzden düzgün lider diyorum ya, olay yine bizde bitiyor diyorum yani. Biraz geniş baktım. Hocamın da sözünü kestim. Kusura bakmasın. Estağfurullah. Yani şurada bizim anlatmak istediğimiz şey, yani konumuzu başa alacak olursak, dağınık olan bir yapının, hani Türk obalarının nasıl bir devlet oldukları, bunu anlatmaya çalışıyorduk. Selçuklu dönemine biraz girmeye çalıştık. Bir de Osmanlı dönemine bakalım. Yani Ertuğrul Gazi'nin işte tarih kitaplarında 1281 yılında ölmesiyle beraber bakıyorsunuz hemen bir devlet otoritesi oluşturuluyor. Osman Gazi ile hemen sınırlar biraz genişliyor. Hemen biraz bir sınırlar genişliyor. Sonra Orhan Gazi ile biraz daha sınırlar gelişiyor ve yani şurada baktığımız zaman Bursa'ya kadar giriyor. Evet. Almaya çalışıyor. Osmanlı. Ve daha sonra Murat Hüdavendigar'la birlikte bu Avrupa'ya seferler başlamaya başlıyor. Yani Edirne'den Balkanlara giriliyor. Yani bakın hepsinin birbiri ardını takip ettiğinizde bakıyorsunuz ki hiçbiri ya tamam ya kur sarayı işimize bakalım yatalım uyuyalım demiyor. Yani kalkıyorlar bugün Murat Hüdavendigar Hazretleri savaş esnasında bizzat düşmanla cenk etmiş ve savaş meydanında şehit olmuştur. Yani bu böyle az iş değil. Yani bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın savaş meydanında şehit olması gibi bir şeydir bu. Yani bunu böyle algılayın yani. Yani bu az iş değil. Bu adamın ne işi var orada yani? Ne işi var? İşte derdi var. Derdi ne? Gerçekten Allah için mücadele veriyor ve bir bakıyorsunuz ardına İşte haritada da meydanda yine ekrana verirlerse ve en son geldiği nokta bu. Bu haritanın bu hale gelmesinin en büyük mimarları Murat Hüdavendigar'la başlayan Fatih Sultan Mehmet'le ve Yavuz Sultan Selim ve Kanuni ile devam eden bir haritadır bu. Ve genişliyor. Ki şunu da ekleyeceğim hocam. Hani Yavuz Sultan Selim Han'ın mesela hani evet. Şuradan hani bu konuya da bağlayayım. Buradan devam edelim yani. İnşallah. Güzel olacak. Şimdi Avrupa'ya doğru bir gidiş görüyoruz. Evet. Yani Avrupa'ya İslamiyet yaymak. Yavuz Sultan Selim'e kadar bütün Osmanlı padişahları Avrupa'ya onu sefer düzenlemiş. Yavuz Sultan Selim batıdan geri dönmesinin sebebi yine fitne olduğunu söylüyoruz. Yani evet. Fitnelerin çıkması, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanamaması ve en önemlisi de hocam Müslümanların üzerinde zulüm olması. Yani birlik sağlanamadığı için gavur milletler ne yapıyor? Müslümanların üzerine çöküyor, Müslümanları sömürüp ve hayatlarına son veriyorlar. Yani katlediyorlar Müslümanları. Peki buradan geri dönüşünü anlatacak olursak,
Evet. Fitne olduğunu söyledik ama içeriğine biraz değinecek olursak hocam yine daha şekilde açmış oluruz, anlamış oluruz yani. Şimdi Yavuz Sultan Selim Han'ın yüzünü ataları gibi batıya doğru, Balkanlara doğru ilerletmeyip tersin geri dönerek Anadolu üzerinden Kilis'ten girerek evet. ve orada önce Safavi devletiyle savaşıp akabinde Şam'a kadar girip buradan Gazze'ye bir kol açıp akabinde Sina çölünü geçip Sina çölünü ordusuyla geçip Kahire'ye kadar girip bu amacı neydi? Şimdi bu aslında çok öncelerden beri yapılması gereken şeylerden bir tanesiydi. Türkiye'nin coğrafyası öyle bir coğrafya ki bir tarafında Avrupa Bizans'ın kalıntıları var. Evet. Bir tarafında bugün İran dediğimiz o günkü Safavi devleti var. Bir tarafında da Müslümanlar var. Araplar var. Şimdi öyle bir nokta ki kimle mücadele edeceksiniz? Yani Yavuz Sultan Selim karar alıyor. Karar alıyor. Mutlaka bu birlik sağlanacak. Bütün Müslümanlar bir çatı altında toplanıp hilafet makamı bizim bünyemizde dalgalanacak. Ve böylelikle hiçbir toprak üzerinde Müslümanlara kimse dahi diyemeyecek. Ve bu niyetlerle gerçekten önce İran'ın üzerine, yani bugünkü İran, Safavi devletin üzerine gidiyor ve Şah İsmail'e çok büyük bir mağlubiyet tattırıyor. Evet. Orada Kürt İdris Bitlisi ile beraber, özellikle Doğu taraflarında Kürtlerin birleşmesini sağlıyor. Bakın bu çok önemli. Orada bir birlik oluşturuyor Yavuz Sultan Selim. Oradan Halep üzerine, Şam üzerine yürüyor. Ve oraların hepsini alıyor. Karşısına çıkan Memlükler Müslüman olmasına rağmen onların da üzerine gidiyor. Asla taviz vermiyor. Yani bu da bizden ya işte böyle anlaşalım falan yok. Kesinlikle. Çünkü sen de başsın ben de başım. İki başın İslam'a bir faydası yok. Kafir mi mutlu oluyor bundan? Böyle bir ortamda Yavuz Sultan Selim kesinlikle, hatta çoğu veziri Yavuz Sultan Selim'e, Sultanım Müslümanların üzerine gidilir mi? İşte bunlarla cenk edilir mi? Savaşılır mı? Bunlar Müslüman dediği halde Yavuz Sultan Selim kendisine bu konuda muhalefet eden vezirlerini dahi idam ettirdiğinin kitaplarda bilgileri var. Allahu alem diyelim ki de. Kesinlikle kabul etmiyor. Ve buraları aldıktan sonra hemen ne tarafa yöneliyor? Hakikaten olayın menbaı Kahire, Memlük Devleti'nin menbaına. Orada tabii Şam'da yapmış olduğu, o bölgede yapmış olduğu savaşta Memlük Sultanını Guri'yi öldürüyor. Yani onu yok ediyor. Daha sonra Tumamba ismindeki yeni bir sultan geçiyor Kahire'de. Onun da üzerine gidiyor kesinlikle taviz vermeden. Ve gidiyor orada da onu yerinde yok ediyor. Kendisine eman dilediği halde asla acımıyor bu konuda. Ve tamamıyla artık halifeyi de alıyor. İstanbul'a geliyor. İslam'ın halifesi oluyor. Ve o bütün Müslüman beldelerini tek bir çatı, tek bir bayrak altında topluyor. Tersin geri dönüyor. Şimdi bakıyorsunuz, fitneden bahsediyoruz. Kim fitne yapacak şimdi? Kim fitne yapacak? Ama düne kadar Yavuz Sultan Selim aleyhine fetva veren, Yavuz Sultan Selim aleyhine konuşan, Yavuz Sultan Selim aleyhine kılıç çeken, Müslüman olduğunu söyleyen bir sürü millet vardı. Ne oldu bunlara? Hepsi yok oldu. Peki bu iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Eğer bunu yapmazsaydı, İslam'ın bir birliği olmayacaktı. Fitne her zaman daim olacaktı. O zaman Osmanlı'nın varlığı bir saltanattan ibaret olacaktı. Ama bunu yaptığı zaman Osmanlı ne oldu? Müslüman İslam Birliği, İslam Devleti'nin lideri olmuş oldu. Evet. O yüzden işte bugün biz bazı programlarımızda söylüyoruz. Yavuz'un yaptığını yapmamız gerekiyor. Önce bir kimliğimizi bilerek, ne olduğumuzun farkında olarak hakikaten İslam coğrafyalarında birliği ve beraberliği sağlayıp bunu bozmaya çalışanları konumuna, mevkisine ve zamanına göre gerekeni yaparak ondan sonra istediğin küffarla istediğin mücadeleyi verebilirsin.
Yavuz Sultan Selim kısa bir ömür yaşıyor. 8 yıl kadar padişahlığı sürüyor. Ardından kim geçiyor başa? Kanuni geçiyor. Sultan Süleyman. Bakıyorsunuz o kimle mücadele ediyor? Onun da tek bir işi var. Bu sefer sırf kafirle mücadele ediyor. Bakın, gördünüz mü? Nasıl bir temel atıldı? Nasıl mücadeleler veriliyor? Kimle mücadele ediyor? Sırf Avrupa ile mücadele ediyor. İstediğini destek veriyor, istediği kralı eman veriyor, istediğine yardım ediyor ve gözünü öyle yerlere dikiyor ki neredeyse Sultan Süleyman bugünkü Roma'yı yerle Vatikan'ı yerle bir edecekti. Gözünü İspanya'ya dikiyor, Fransa'ya dikiyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Avrupa'nın sonu demek. Yani tarihe sonrası deniz zaten yok bir şey. Yani bu kadar ileri gidiyor. Yani bu ne kadar önemli bir şey. İşte bu temelin üstüne inşa edilen. Ama Yavuz Sultan Selim Han İslam Birliği'ni oluşturamamış olsaydı Kanuni ondan sonra geldiği zaman inanın bunları yapamaz. Çünkü arkasında hala bir fitne var. Yani o yüzden biz fitneyi olduğu bir ülke hayatta ilerleyemez. İlerleyemiyor ki işte bakın yani ülkemizdeki fitne bizi nereye götürüyor ki? Şunu anlıyorum hani önce bir kendimizi herhalde temizlememiz gerekiyor. Önce yani kendi içinde yani benim gerekiyor. Size tam olarak güvenmem gerekiyor. Size de tam olarak güvenmem gerekiyor aynen ki öyle. Toplu olarak bir sunum yapabilelim. Şu anı anlatacak olursak. Bakalım. Ülkemizde ülkeyiz. Tamamen hani her grubun her ailenin bile kendi içinde fitne şimdi, olayı var yani. Ama burada bakın devletin bir kimliği olması lazım. Şimdi biz bir ülkeyiz. Biri diyor ki silahlı İHA yapacağız diyor. Bu bizim için diyor gururdur diyor. Bakıyorsunuz hakikaten dünya üzerindeki silah sistemlerinin en alası. Evet. Yani kimsenin ulaşamayacağı bir noktadan istediği noktayı vurarak imha edebiliyor vesaire. Aynı ülke içerisinde hatta aynı meclis içerisinde biri diyor ki kardeşim bu ne diyor bunu yapamazsınız diyor. Şimdi yapacak mıyız yapmayacak mıyız? Bu nasıl bir işte fitne bu. Yani birinin âlâ gördüğünü öbürü ne görüyor? Kötü görüyor, kerik görüyor. Şimdi nasıl anlaşacağız biz burada? Bir kere bir kimlik kaybımız var. Yani biz neyiz? Biz buyuz. Buysak o zaman gerekeni yapalım. Hocam boşuna mı bize cumhuriyet sistemi verildi? Yani o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde tek bir ses çıkmaması için en gereken sistemdeyiz şu anda. Hani %10'u geçen içeri giriyor. O diyor bir şey yapalım, diğeri yok olmaz. Şu diyor bir şey yapalım, o olmaz, bu olmaz, şu olmaz. Hani yine bir başkanlık sistemiyle bir nebze de olsa hani tek bir sürü görüşten iki görüşe düşecek veya tek görüşe düşecek. Tam neler olacağını biz göreceğiz de. Hani bu dediğiniz mümkün mü? Bu sistemde mümkün mü? Değil. Ya aslında, bu dediğiniz bu sistemde hocam, mümkün değil. Yani. Yani başlarken bir ifade kullandım. Dikkat ederseniz. Bizi biz olmaktan aldılar. Şimdi biz şu haritada biz olmuştuk. Halifelik gücünün gelmesiyle birlikte tek bir liderin yönetmesiyle birlikte İslam'la yönetilmekle hani tek bir liderle İslam'la hareket etmekle halifelik yani İslam'la şeriatla Allah'ın kanunlarıyla yönetilmekte biz olmuştuk. Şu an Türkiye olarak bizi bizlikten aldılar. Bizi Avrupalaştırdılar. Bizi tamamen ne yaptılar? Orta Doğu'dan uzaklaştırdılar. Bugün biz Irak'ta işte Sudan'da işte Müslüman kardeşlerimizi de baz alırsak Afrika'da, Myanmar'da, Arakan'da buradaki Müslüman kardeşlerimizin onlara ulaşabilmek için mücadele veriyoruz. Neden? Biz Osmanlıyken bunlara dokunabiliyorlar mıydı? Onlara dokunmak neydi? Osmanlı'ya hakaret etti. Kimse bu güce karşı duramazdı zaten. Ha biz bu güçte değiliz işte şu an şöyleyiz, şu güçteyiz, bu güçte. Tamam biz ama elimizde çok büyük bir güç vardı. Bizim elimizden ne yaptılar? Bu gücü aldılar. Ne gücünü? İşte halifelik gücünü. Halifelik gücünü. İslam zaten birleştirici bir kavramdır. İslam insanı birleştirir. Evet. İslam adaleti sağlar. İslam gerçekten hakikati sağlar. Ama bunu bizden uzaklaştırdılar. Hem yaşantımızda hem hayatımızda biz de tamamen bunu uzaklaştırdıkları için biz olmaktan çıktık. Bunu anlıyoruz hocam. Teşekkür ediyorum Emre hocam. Çok güzel. Nasıl bakalım şimdi. İnşallah ona döneceğim alayım zaten hocam. Şimdi hocam oraya bağlayayım dedim. Osmanlı yıkıldıktan sonra Orta Doğu'nun geldiği son durumdan biraz bahsedelim. Şimdi
Diğer haritayı alalım arkadaşlar. Abi, bunda, bu bir kalsın. Ama buradan bir konuşayım. Tamam, bu bir kalsın. Şu haritada Orta Doğu var değil mi? Evet. Orta Doğu'da milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalmıyor. Bunu söylemeyi unuttuk. Şimdi şunu söyleyelim hocam. Buradan hocamızın tam devam böyle etmesi daha önemli yani. Kendimi bu soruyu hazırlamıştım. Size de soruyorum. Sevgili izleyicilerimiz de buyurun. Ekran başından şey yaptı. Şimdi siz şu haritaya baktığınız zaman Emre hocam. Evet. Siz bu haritaya baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yani şu an ekranda sevgili izleyiciler bu haritaya baktığınız zaman siz ne görüyorsunuz? Yani bu haritaya baktığımı bir tane devlet her yeri işgal etmiş. Her yerde artık kocaman bir devlet, dünyanın en büyük devleti mi görüyorsunuz? Yoksa dünyadaki bütün insanların rahatlık ve ferah içerisinde yaşadığı bir ortam mı görüyorsunuz? Evet. İşte olay bu kadar basit. Şu haritada, şu harita, dünya bu haldeyken yani, dünya bu haldeyken Afrika'daki çocuklar bile şişmandı. Şu anda dünya dağılmış durumda, bu harita bozulmuş durumda. Dünyadaki bütün ya. Müslümanlar, dünyadaki bütün Müslümanlar güçsüz durumda, eziliyor, katliam altında. İşte bu harita sadece Osmanlı haritası değil. Bu harita İslam haritası. Bu harita halifelik, birlik, tek bir halifeye biat etmek. Herkes bir kişiye sensin derdi ve bu haritayla birlikte bütün Müslümanlar bir kişiye sensin derdi. İşte demin dediniz ya hocam. İşte Allah'ın İngiliz'i gelip şu aşağıki taraflardan birine saldırdığı zaman direkt İstanbul'dan oraya siz ne yapıyorsunuz? Biz tek parçayız. Sen benim serçe parmağıma vuramazsın. Acıyı hep birlikte çekiyoruz biz. Hemen oraya müdahale ediliyordu. Ama sonra ne oldu? Ama sonra emperyalizm diye bir şey çıktı ortaya. Bunu kim buldu tabii ki? Yani işin başı İngiliz. Hani bu söz boş değil. Şimdi bu haritayı değiştirelim. Sayın yönetmenimden bir sonraki diğer haritayı alalım. Sonra ortaya emperyalizm çıkıyor. Ekrana verebilirsek. Sonra emperyalizmden sonra işte bu hale alıyor. Bütün dünya. İşte şimdi bu resimde biz ne görüyoruz? Parçalanmış Müslüman ülkeleri görüyoruz. Evet. Ve şu anki dünyanın haritasına bakalım. Şu an her yerde zulüm var, her yerde kan var, her yerde tecavüz var. Her yerde katliam var, açlık var, ölüm var. İşte bu iki haritanın farkı bu aslında. Şimdi bu olay buraya nasıl geldi? Birlik beraberliği sağlamak adına Yavuz Sultan Selim, değil mi? Evet. Neler yaptığını anlattınız. Gerekirse yanındaki adamı idam ettirdi. Gerekirse gitti Müslümanım diyen bir adama bile saldırıda bulundu. Ne yaptı? O deminki birliği sağladı. Sonrasında İngilizler geldi, emperyalizmi çıkardı. Emperyalizm demek ne demek? Siz bir yere gidip savaşmıyorsunuz. Sadece onların ekonomisini elinize geçiriyorsunuz, yönetimini elinize geçiriyorsunuz. Arasına fitneyi sokuyorsunuz. İçeriden bir başkaldırışla birlikte toprağı ayırıyorsunuz, bölüyorsunuz. Sonra yönetmeye başlıyorsunuz. Bakın eskiden de böyle bir yönet vardı. Defalarca Göktürkler olsun, eski Türk, Asya'daki Türk zamanımıza bakalım. İşte Doğu Türkler, Batı Türkler, Kuzey Türkler, değil mi? Defalarca Çinliler bizi böldüler ve yönettiler. Ama emperyalizm başka. Emperyalizmde yine herkes kendi kendini yönettiğini sanıyor. Ama öyle değil. İngiliz zeki. Burayı kabul edeceğiz. Ona göre davranacağız. Ama şimdi biz de zeki olabiliriz. Türkler de zeki olabilir ama bizim belli başlı kurallarımız var. Biz kimseyi haksız yere öldüremeyiz. Biz kimseye açlık çektiremeyiz. Biz kimsenin arasına fitne sokamayız. Bizim dinimiz buna izin vermiyor. Şimdi bırakın emperyalizmin ne olduğunu anlattık. Şimdi büyük bir Orta Doğu şu an biliyorsunuz ki yanıyor yani. Katliam her yerde, had safhada. Şimdi bakacak olduğumuz zaman bu işin bayağı bir ayrıntısına inmiştim ama biraz daha geniş gideceğim. Osmanlı'nın belli sebeplerden dolayı ki bana soracak olursanız ki İslam'dan uzaklaşmak gerek Osmanlı'daki bazı padişahları da belki bunun içine katabiliriz. Çünkü halk neyse padişah da o oluyor. Öyle değil mi? Evet. Batı'ya özenme, bir şekilde uzaklaşma ve ufak da olsa birkaç sekme, ayağının sekmesi hemen bunu fırsat bilen İngilizlerden bahsediyoruz ve 1900'den
başlayan, hatta 1850'den 1950'ye kadar ki olan dönemde o deminki bütün dünyanın refah içinde yaşadığı ortamdan şu anki bütün dünyanın zulüm içinde yaşadığı ortama geçiyoruz. Şimdi 1900'lü yıllara gidecek olursak, şimdi ayrıntılı ayrıntılı konulara girmeyeceğim. Her ülkenin özellikle İsrail bunu yapıyor. İsrail tabii o zaman pek de bir şey değil. Yahudiler pek de bir şey değil. İngilizler ne yapıyor? Gidiyor, atıyorum Haşimi ailesine gidiyor. Yani şu anki Mekke'nin yönetiminde olduğu diyelim. Haşimi ailesinden onların diyor ki burası sizin değil mi ya diyor. Siz diyor niye Osmanlı'ya boyun bükmek zorundasınız? Sen niye Osmanlı'nın bir valisisin? Sen kendi ülkeni kursana diyor. O kabul etmese bile durumu öyle bir olaya getiriyor ki kabul etmek zorunda kalıyor. Buraya böyle bir taktik uyguluyor. Filistin'e gidiyor, farklı bir taktik uyguluyor. Suudlara gidiyor, farklı bir taktik uyguluyor. Mısırlılara oraya buraya bütün Osmanlı'nın bütün her yerine farklı bir taktik uyguluyor. Irak'a farklı bir Kral Faysal. Çok herkes bilir zaten. Zamanında onların vermiş olduğu gazla birlikte yeni yani 1900'lü yıllardan hatta 1915'te 16'lardan bahsediyorum. İlk önce başa geçiriliyor. Sonrasında sürgün ediliyor. Sonra başa kendi adamını geçiriyor. Şimdi eskiden hani bu konuyu anlatmıştım, tekrardan anlatacağım. Eskiden hanedanlık vardı ve bir ülkeyi kuran kişinin soyundan devam ediyordu. Evet. Selçuklu'da da böyle bir şey. Hatta bütün Türk tarihine bakalım değil mi hocam? Evet. Hanedanlık dışında başka bir sistem yok. Şimdi bir insan belki çok kötü yönetebilir. Belki o kadar zeki değildir. Ülkeyi uçurmaz. Olduğu gibi kalır veya biraz küçültür ülkeyi. Ama hainlik yapmaz. Ülkeyi gavura satmaz. Düşmanına satmaz. Şimdi öyle bir sistem kuruldu ki bir lider seçme sistemi kuruldu ve o lideri seçen kişi o ülkeyi yöneten kişi oluyor. O lider o ülkenin halkından biri olsa dahi bunun bir önemi yok. Şimdi sıradan bir çiftçisin, adamın biri geliyor sana diyor ki yani belki İslam'ın iyi yaşamayan vatan sevgisi imandandır görüşü olmayan bir insansın. Gavurun biri güçlü olan, parası olan biri geliyor sana diyor ki sen bu ülkeyi yönetmek ister misin? Sen de orada bahçede bir zor bir durumdasın. Evet isterim diyor. Sonrasında o seni alıyor, ülkenin başına geçiriyor. O ülkenin halkı çeşitli oyunlar sonrasında o kişiyi kendine lider olarak görmek zorunda kalıyor. Ama o kişi tamamen o gavurun köpeği. Hani olayı en iyi bu şekilde anlattım. Bu ifadeyi kullandığım için de özür dilerim. Ama tamamen gavur uşaklığı yapıyor. Bu şekilde her Arap ülkesini kendi başında tık 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 siz tamam sen buranın liderisin kendi adamı. Sen buranın liderisin kendi adamı. Sen buranın liderisin kendi adamı diye diye herkes Osmanlı'ya karşı bir ayaklandırma yapılıyor. Osmanlı da zaten Birinci Dünya Savaşı'nda neden Birinci Dünya Savaşı'nda olduğumuzu kimse bilmiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Batı ile uğraşıyor. Batı ile uğraşırken Doğu'yu, Güney'ini kaybetmek zorunda kalıyor. Burada bir olayı... Bir de şöyle yani hayvanlar aleminden bahsedecek olursak sırtlanların etrafımızı sardığını ve etlerimizi teker teker kopardığını görüyoruz canlı canlı değil mi hocam? Biraz öyle şu an kalbime geldi ama yani sırtlanların Osmanlı'yı yani bu gavur milletinin Osmanlı'yı nasıl tek tek kopardığını evet. görüyoruz yani. Nasıl ısıra ısıra canlı canlı şimdi yani. Bu olaya biraz son çünkü verip günümüze yaklaşalım. Ne kadar hocam diyorsunuz ya mesela hangi şu ülkeye gitti, bu ülkeye gitti, işte Arabistan'a gitti, Sudan'a gitti, Irak'a gitti, oralara gitti, kendilerini bir onlara gaz verdi tabiri caizse. Gaz vererek ne yaptı? Osmanlı'ya karşı bir galeyana getirdi ve kendi ülke olma, bugün aynı Irak'ta yaşanan Kürdistan Devleti denilen sözde işte onu da misal vererek yani bugün yapılanlar, aynı oyunların tamamen devam ettiğini görüyoruz ve bu oyunların işte hani devam edecek olursa
nasıl geliştiğine artık biraz değinelim. Bölünüşünün de bölünüşüne geçtiler. Hani böleni bile hani Irak olarak bölüyor, sonra Irak'ı da kendi içinde bölüyor. Şimdi oraya geçmeden şu estantane mi diyeyim, bunu aktarayım ondan sonra geçeyim. Mekke Şerifi Hüseyin'in Ürdün kralı, Ürdün'deki kral olan oğlu yani Abdullah. Araya mı gireceğiz? Araya var. Şunu söyleyeyim girelim tamam hocam. Abdullah'ın kral Abdullah'ın Ürdün kralı, hani bu kabul etmiş, kral olmuş. Ölürken, ölmeden önce diyelim, vasiyetname gibi bir yazısında ne kadar pişman olduğunu, biz böyle olduğunu, biz böyle olacağını bilseydik kesinlikle Osmanlı'ya baş kaldırmazdık. Ve bunun gibi bütün herkesin, bütün liderlerin diyelim, pişman olduğunu biz görebiliyoruz. Ölmeden önceki vasiyetnamelerinde görebiliyoruz. Ama siz bu hataya düştünüz. Siz bu hatayı çekmek zorundasınız. Hala daha çekiyorsunuz. Bir an önce toparlanmamız lazım. Diyelim. Şimdi isterseniz araya girelim araya. Sonrasında yine hani şu anki dediğin Orta Doğu ile alakalı birkaç evet, şeyler söylemek istiyorum. Zaten o sorum vardı inşallah size. Orta Doğu'da ayrılığın getirdiği sonuçlar diye sorum olacak sizlere. Sonucu göreceğiz. Yine ekrandan yansıtmaya çalışacağız. Kıymetli izleyiciler, reklamlarımız var. Ardından sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Yine Rıdvan hocamıza da sorularımız olacak. Emre hocamıza da bu programı geçirmiş olacağız inşallah. Reklamlar ardından devam ediyoruz. Görünen veya gösterilenlerin değil, işin özüne inileceği bir program. Sözlerin hakikatlerle dillerden döküleceği bir program. Bilinmeyen gerçeklerin öz bir şekilde anlatılacağı bir program. Sözlerin öz olduğu, sözün özü programı her çarşamba sizlerle.